Üniversitede hangi dersleri aldın? Hangi dersler iş hayatında keşke ya da iyi ki dedin? Analog entegre devreler, dijital entegre devreler, lazer, lazer 1, lazer 2, kuantum mekaniği 1. İkincisini alamadım çünkü birincisini zor geçtim zaten. Radyo frekans devreleri en zorlandığım derslerden biriydi. Lazerden kastım optoelektronik bu arada. Biyomedikal mühendislik, EKG amplifier yaptım, EEG amplifier yaptım. Bilgisayar mimarileri, mikro işlemciler. Bilgisayar mimarileri dersinde kendi CPU'mu tasarladım ve ürettim. 2. Very Large Scale Integrated Circuit 1. 2. Programlamaya giriş. İşte Advanced Programming. İş hayatında iyi ki dedirten çok mutluyum yani hepsini aldığım için. Bilgisayar dersleri çok işime yaramadı açıkçası. Çünkü ben zaten iyi bir programcıydım. O derslerde de birinci oldum sınıfta. Yani bu işten para da kazanıyordum üniversitede okuduğumda. O yüzden bilgisayar mühendisliği okumadım zaten. Bizim üniversitede interdisipliner yaklaşım diye bir şey vardı. Sen hangi bölümde olursan ol, başka bölümlerden de bir sürü ders al. Çok alanlı yetiş. Herkes böyle komponent komponent diye atıtıyor ya, komponent tasarımı vesaire. Ben komponenti elektronik devre tasarlarken öğrendim. Transistör bir komponent, direnç bir komponent, kablo bir komponent. Bu komponentleri kullanarak bütün elektronik her şey bu komponentleri kullanıyor. Kamerada, saatte, buzdolabında bu komponentleri kullanıyor. Başka bir komponent yok. Yani diyot, miyot bir sürü komponent var da komponentler belli. Ben bunun eğitimini aldığım için mesela ilk geliştirdiğim framework 2010 senesinde komponent tabanlıydı. Çünkü ben biliyorum komponentin ne kadar güçlü bir yapı taşı olduğunu ve komponentleri bir araya getirerek bir sistem mimarisi kurmayı ben okulda elektronik dersleri öğrendim. Signal processing dersleri falan da aldım. Bir iki tane. Onlar da çok önemliydi benim için. İşte bir tane transistörden 10 bin tanesini bir araya getirerek toplama devresi yapmayı elle çizerek ve scalable mimari nasıl olur? Okulda öğrendim. Benim CPU tasarladığım ders de yine bir elektronik dersiydi. Ama CPU tasarlarken memory nasıl çalışır? Cache nasıl çalışır? Register'ları nasıl çalışır? Kendi assembler'ımı yazdım birkaç arkadaşımla birlikte okul projesi için. Bunları bildiğin zaman programlama ile alakalı bir ufkunda yeni bir şey açılıyor. O yüzden interdisipliner olmak çok önemli. Kriptografi aldım, böyle dersler de aldım. Bunlar bilgisayar mühendisliği dersleriydi. Web tasarımı aldık. Üçüncü haftadan itibaren hoca dedi ki sen anlat bu dersi. Photoshop'tan Dreamweaver'a tasarım aktarmayı anlatmıştım derste. Üçüncü sınıf öğrencisiyken bu arada yani. Hoca tasarımcıydı. Ben işin teknik tarafını biliyordum. Tutorial'lar falan çekmiştim öğrenciler için. Bir 4-5 sene daha VCD bölümünde, Visual Communication and Design bölümünde web tasarım dersinde ürettiğim içerikler ders konusu olarak anlatıldı. Klasik müzik dersini aldım. Eleştirmeyi öğrendik. İşte enstrümanlar, dönemleri, tarihçesi. Bir de opera dersi aldım. Aynı şeyi opera içinde yaptım. Astrofizik dersi aldım. Sanat tarihi dersi aldım. Gerçekten yani hayatımda aldığım en güzel ders. Her ders film gibiydi yani. Almak istediğim, keşke dediğim bir ders var. İnsanlar ve Denizler diye bir ders veriyordu. Halil Berktay'la rektörümüz Tosun Terzioğlu beraber veriyorlardı. İkisinin de özel ilgi alanıydı. Sabancı'nın bir gölü vardı, yapay göl. O gölde kürek çekmeyi öğrettikleri bir ders vardı mesela. İnsanlar ve Denizler, denizcilik tarihi. Onu almak çok istiyordum, denk getiremedim. En büyük eksikliğim o. Keşke biri onları record etseydi, kaydetseydi, lecture'ları izleyebilseydim. 3D tasarım ve animasyon dersleri aldım. Ufak ufak böyle mini filmler ürettim. Ben bu arada eğer Sabancı'yı kazanamasaydım, 3. 4. tercihimde Eskişehir Üniversitesi çizgi film animasyondu. Çünkü o dönemde 3D animasyonla ve modellemeyle çok uğraşıyordum. Ben hayallerimden biri oydu aslında. Sonra Sabancı olunca Sabancı'ya gittim. Animasyonla uğraşmak benim için ukde kaldı, evet. İlkokulda da mesela böyle blok olarak not kağıtları olurdu ya, kare. Onların köşelerini çizip hızlı hızlı o kağıtları böyle oynatarak animasyon yapıyordum. Çöp adam animasyon. Annem hemşireydi, ona sürekli böyle eşantiyon o not bloklarından geliyordu. Ben de sürekli her köşesine bir tane animasyon çiziyordum onların. Kaldı içimde, evet, bunu yapmak istiyorum. Yani bu Pixar'da falan çalışmak isterdim. Öyle bir hayalim vardı yani. Titanic filmi ilk çıkmıştı. İlk o zaman merak saldım çünkü o gemiyi 3 boyutlu yapmışlar. Lightwave diye bir 3D design programı vardı. Onu da yapmışlar. Dedim aman Allah'ım, inanılmaz. Ben de böyle bir şey yapmalıyım. CD satan abiler vardı. IRC'den buldum bir tanesini. 2-3 haftalık karşılığımı biriktirip onlara gömdüm. Photoshop vardı, Lightwave vardı, Visual Basic vardı. Ben seçmiştim yani. Bir iki tane daha bir şey vardı. Benim aslında modern kariyerim öyle başladı diyebilirim. O Varez CD satan abla Beşiktaş iskelesinden almıştım. Hayatımı değiştirdi aslında.